Değerli basın mensupları, AK Parti olarak sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz reformlar tüm dünyanın örnek aldığı bir sağlık sistemini ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla sağlık alanında destan yazmaya devam ediyoruz. Özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde diğer ülkelerde insanlar hastanelerde yer bulamazken, tedavi alamayıp vefat ederken, sağlık çalışanları maskeye dahi ulaşamazken, yaşlı bakım merkezindekiler ölüme terk edilirken, biz 1.100.000 üzerindeki sağlık ordumuzda ciddi bir savaş verdik, vermeye de devam ediyoruz. Son 18 yılda ve bu pandemi döneminde hastanelerimizde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Hatta evde bakım hizmetleriyle vatandaşlarımızı ayağına kadar sağlık hizmetini götürdük. Kaderimiz bir diyerek 165 ülkeye ve 9 uluslararası sağlık kuruluşuna tıbbi ekipman desteği verirken yerli solunum cihazı ve yerli MR cihazımızın üretimini gerçekleştirdik. Sadece 2020 yılında 8'i şehir hastanesi olmak üzere en son teknolojiyle donatılmış toplam 25 hastane açan, bir günde 500 binden fazla aşıyı vatandaşına uygulayan bir sağlık sistemi tüm dünyaya örnektir ve övgüyü de hak etmektedir. Net olarak Türkiye artık sağlıkta bir markadır. Çekinmeden fedakarca bu savaşta yer alarak dünyanın takdirini kazanan tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyor. Pandemi sürecinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli basın mensupları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef henüz kesin tedavisi tespit edilemeyen hastalıklar önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Bu tür hastalarımızı ve ailelerin yaşadığı süreci daha iyi analiz etmek, problemlerine kalıcı çözümler bulmak, hastalarımızın yaşam kalitelerini artırmak için 3 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tüm siyasi partilerin katılımıyla ALS, SMA, DMD, MS ve henüz kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi yöntemleriyle bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla Nadir Hastalıklar Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verilmiş olup bu karar 9 Şubat 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Araştırma Komisyonu olarak yaklaşık 10 aylık çalışma sürecinde 10 adet toplantı yapıldı, ziyaretlerde bulunuldu, ilgililerden bilgi ve görüş alındı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından Milli Eğitim Bakanlığı'na, Türk Tabipler Birliği'nden Türk Eczacılar Birliği'ne, üniversitedeki hocalarımıza, hastalıkla ilgili faaliyet gösteren derneklerin temsilcisine kadar ALS, SMA, DMD, MS ve tedavisi bilmeyen diğer hastalıkların üzerine alanında uzman yaklaşık 130 kişiyi komisyonumuzda davet ederek bilgi ve görüşlerini dinledik. Notlarımızı aldık. Ayrıca hasta yakınlarını davet ederek yaşadıkları zorlukları, öneri ve taleplerini bizzat onlardan dinledik. Komisyon olarak araştırma alanına dair uygulamaların yerinde incelenmesi ve sorunların tespit edilmesi amacıyla İstanbul'da bulunan Bakırköy Doktor Sadık Koluk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalarımızı ziyaret ederek hasta odalarımızın fiziki şartları ve imkanlarını gözlemledik. Yine Nöromüsküler Hastalıklar Merkezi'nde incelemelerde bulunduk. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB'i ziyaret ederek nadir hastalıklara yönelik vizyon projeleri değerlendirme imkanı bulduk. Ziyaretlerimizi sadece kurumlarla sınırlı tutmayıp ALS, SMA ve MS hastalığıyla mücadele eden hasta ve yakınlarını evlerinde ziyaret ederek yaşadıkları sorunları gözlemledik, çözüm önerileri taleplerini dinledik. Yaptığımız araştırmalar, ziyaretler ve komisyon toplantılarımızda alanında uzman kişilerce yapılan bilgilendirmeler sonucunda komisyon olarak birçok konuda çözüm önerilerimizi komisyon raporumuzda belirttik. Bu kapsamdaki önerilerimizden bahsetmek istiyorum. İlk olarak nadir hastalıklar için planlanan faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla bir bilin oluşturulması önerilmiş olup bu önerimize istinaden hemen 10 Ocak 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Yine nadir hastalıklar için ülkemize özgü tanım ve kapsamın oluşturularak bu konuda ulusal sağlık politikalarının belirlenmesi, nadir hastalıkların bölgesel durum tespitinin yapılarak önleyici sağlık hizmetleri geliştirilmesi,
Nadir hastalıkların üst politika belgelerinde öncelikli alan olarak belirlenmesi, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, tıp fakültelerimizin eğitim müfredatını ve ilgili uzmanlık dallarının genişletilerek nadir hastalıklar konusunda teorik bilgilerle birlikte alanda uzman hekimler tarafından pratik uygulamalara da yer verilmesi, nadir hastalıklar konusunda epidemiolojik çalışmaların ve araştırma geliştirme çalışmalarının teşviki, tanı, tedavi, bakımına yönelik ilaç, tıbbi cihaz ve beslenme ürünlerinin yerli üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, oluşturulacak nadir hastalıklar uzmanlık merkezlerinde hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına yönelik gerekli bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılması, psikososyal danışmanlık hizmeti verebilen üniteler oluşturulması, evlilik öncesi SMA tarama programlarına dahil edilmesi, genetik geçişi kanıtlanmış bir nadir hastalık taşıyıcısı olan çiftlerin belirlenen genetik hastalıklar tanı merkezlerine yönlendirilerek genetik danışmanlık, prenatal tanı ve üreme tercihleri konusunda bilgilendirmelerinin sağlanması istenmiştir. Bu önerimize karşılık 15 Şubat'ta TÜSEP SMA tanı kiti için proje çağrısına çıktı. Böylece hastalığın erken teşhisinin sağlanması ve dışa bağımlılığının azaltılması da hedeflenmektedir. Talep edilmesi halinde evlenmiş gebelik planları veya evlerinde SMA, DMD gibi genetik geçişi saptanmış çiftlerin aile hekimleri tarafından bu hizmeti sunamayacak Sağlık Bakanlığı'nca belirlenmiş genetik hastalıklar tanı merkezlerine yönlendirilerek bu ailelerinin genetik danışmanlık hizmetine ücretsiz erişimi sağlanması ile önerilmiştir. Gebelik planladıkları dönemde tanı, prenatal tanı ve yardımcı üreme teknikleri uygulamaları yapabilen Sağlık Bakanlığı'yla ilgilendirilmiş ilgili merkezlere tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bebeklerin oluşumu için yönlendirilmesi sağlanması önerilmiştir. Tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz katılım paylarından muafiyet kapsamı nadir hastalıklarında kapsanması ile önerilmiştir. Değerli basın mensupları, son dönemde ulusal basında da yer alan spinal musküler atrofi yani SMA hastalığı hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. SMA kalıtımsal bir hastalık olup nöromusküler hastalıklar arasında en sık görülenidir. SMA'nın canlı doğumlarda ortaya çıkma olasılığı ortalama 10.000'de 1'dir. Özellikle kollarda ve bacaklarda güçsüzlük ve atrofiyle seyreden bu hastalığın en ağır formunda maalesef solunum güçlüğü de oluşmaktadır. SMA hastalığı başlama yaşına ve hastanın yapabildiği hareketlere göre sınıflara ayrılmıştır. 4 tipi vardır SMA 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bilmenizi isterim ki SMA hastası çocuklarımızın tedavisiyle ilgili her türlü tedbir alınmaktadır. Onlar için en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeler kurumlarımız tarafından takip edilmektedir. SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavinin uygun olacağına karar verdikten sonra bakanlığımızla bilimsel olarak değerlendirilebilir olduğunda tedavi uygulanması sağlanmaktadır. Değerli basın mensupları, bugün dünya üzerinde SMA tanılı hastalar için onaylı 3 tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bunların birincisi FDA ve MI tarafından onaylanıp aynı zamanda ülkemizde de kullanılan tedavi seçeneği nusinersen etken maddeli Spinoza isimli ilaçtır. Ve ülkemizde SMA tip 1 hastalarda kullanımı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geri ödeme kapsamına alınmıştır. Ayrıca klinik çalışmalar sonuçlarının 15 Şubat 2018 tarihinde bilimsel olarak yayınlanması ile 2018 yılı Mart ayından itibaren de tip 2 ve tip 3 hastalarımız için ilacın kullanımına başlanmıştır. Spinoza isimli ilacımızın fiyatı 73 bin euro yani yaklaşık 625 bin TL'dir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'za bu ilaç için yapılan başvurular güncel tıp doğrultusunda değerlendirilmekte ve hastalarımız tedavilerine başlanmaktadır. İlacın kullanımı için 10 Şubat 2021 tarihi itibariyle tüm tiplerde toplam 1754 başvuru yapılmış olup 1635 başvuru onaylanmıştır. Tüm dünyada bugüne kadar 10.000 SMA tanısı konmuş hasta Spinoza tedavisi almıştır. 1635'i SMA hastası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Şu bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye tüm SMA tiplerinin tedavisinin ödendiği tek ülkedir. İkinci olarak yine FDA tarafından onaylı risk maddeli ilaç olup
7 Ağustos 2020 tarihinde 2 ay ve üzeri yaştaki SMA'lı hastalarımıza kullanmak üzere ruhsatlandırılmıştı. Üçüncü olarak basından da takip ettiğimiz FDA tarafından ruhsatlandırılan Zongesma isimli ürün 2 yaşın altındaki SMA'lı hastalarda adenovirüsü özel yöntemlerle kullanıldığı gen tedavisi ürünüdür. Ancak ilacın güncel durumda yayınlanan ve yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda çalışmaya dahil edilen hasta grubunun asemptomatik 6 aydan küçük çocuklar olduğu ve 13 kilogram üzerindeki hastalarda adenovirüs yükü çok artacağı için Zongesma ilacın önerilmediği, yapılan bazı çalışmalarda karaciğer yetmezliği ve trombosit sayısında düşüklük, yani kanama eğilimi olduğundan ciddi yan etkilerinden söz edilmektedir. Henüz yeterli klinik veri bulunmadığı için bu nedenle halihazırda kullanılan nusinersen tedavisine yanıt alınan hastalarda tedavi yine bu leşe devam edilmesi önerilmektedir. Bilmenizi isterim ki SMA hastası çocuklarımızın tedavisiyle ilgili her türlü tedbiri almak için çalışıyoruz. Onlar için en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeleri takip ediyoruz. SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavi uygun olacağına karar veriyor. Bakanlığımızda bu tedaviyi bilimsel olarak değerlendirip ona göre uygulamasını sağlıyor. Bundan sonra da hangi tedavi olursa olsun bir çocuğumuzun hayatını iyileştirecekse o tedaviyi devletimizin uygulayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizdeki tüm SMA hastaların masrafları devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bugüne kadar 1100 hastamız için 2 milyon TL harcandı ve harcanmaya da devam edilecektir. Ama burada bizim için asıl olan konu mali durum değil, çocuklarımızın sağlığıdır, geleceğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na da sunumu yapılacak olan raporumuzu oluşturan komisyonumuzun kurulmasına ve çalışmalarına katılım sağlayan, destek veren tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerimize teşekkür ediyor. Araştırma komisyonumuzun hazırladığı raporun ülkemiz ve hastalarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler.